Chanel. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için. Bir dahaki sefere daha güzel organizeyle bekliyoruz. Pillerinizi alın gelin. Evet. Şimdi bu pil olayını biz kökünden çözeceğiz bir dahaki sefere. Ama bir dakika şimdi yani, gelelim şu kebap olayına gelelim. Şimdi burada sizden başka kebapçı var mı? Yani rakip şimdi, tanıyor musunuz bu? Oygendorf, şimdi bizim burada bir şeyimiz var. Spruch, biz burada tafel olarak hazırlattık. Osten, Westen, Hakan's Kebap, Besten. Yani bunun anlamı Türkçesini lütfen. Doğunun ve batının en iyi, en hızlı kebapçısı. Zaten Kurşun Recep'e bu yakışırdı. Yani siz diyorsunuz bu civarda bize de bize rakip kebapçı yok diyorsunuz. En pahalı, tanımıyoruz yani. En pahalı kebap, en kaliteli kebap. Park flightlarımız çok uygun. Yani insanlar gelip burada aileli bir şekilde gelip ferah bir şekilde kebap yiyebilirler. Bu ortam bu şey bu değil mi? Bir dakika Erkan Bey, eğer geriye dönersek şimdi siz burada birinci halka yattınız. İnşallah bu halkalar genişleyecek mi? Yani filial olarak kafamızda bazı projelerimiz var. Gökhan Bey'le birlikte benim ufak kardeşim. Hakan Bey ve Gökhan Bey bazı projeleri var. Artık önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunları faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Salzburg'da birkaç tane yer var. Filiale olarak şey yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyorsun. Yani. Düşünüyoruz. Kafamızda projelerimiz var. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Peki de bugün yani sen olarak mesleki olarak ne yapıyorsun burada? Ben mesleki olarak ben şimdilik kamyon şoförüyüm. Bol bol beton mu döküyorsun? O kurşunda ben de betonum. Yani, ayıp oluyor. Seni, ya bir şey var ya anlar mı ya? Seni tanımaya çalışıyor çünkü. İşte Hakan Kebap. İşte burada ondan sonra gülün diyorum. Altyapısını yapan insan. Evet. Bundan bu fikri, yani. Bu fikri senin verdiğini biliyoruz yani. Mutlaka. Çünkü tabii, evet. Tabii. Biz senin bu fikirlerinden dolayı sana teşekkür ediyoruz. Şimdi yani. pili ver. Çıkartacağım pili. namı meşhur Kurşun Recep'le birlikteyiz. Evet, Kurşun Recep'in mekanı Hakan Kebap. Hakan Kebap bu civarda gerçekten rakibi yok. Biraz da kendisinden dilerim. Sayın Recep Bey, buyurun. Bu mekanı bize biraz anlatır mısınız? Kaç yıldan beri bu işle meşgulsunuz? Bu mekanı 2000'den kurduk. Şu anda 2000 kaçtayız? 2010'dayız. 2010'dayız. 10 senedir bu faaliyete devam ediyoruz. Çok memnunuz. Yalnız işte bunu büyüteceğiz. Herhalde seneye büyük bir restoran açmayı düşünüyoruz. İnşallah. İşte Recep abimizin işlerinin çok yoğun olmasından dolayı tarihleri ve seneleri bile unutuyor. işlerinden dolayı. Evet. Başını kaşıyamıyor. Evet. Burada memnun musun hayatından? Çok memnunum. Allah'a şükür. Çok iyiyim. Herkese de tercih ederim. Yani tercih ederken herkes kebap mı açsın diyorsun? Yok, tercih ederim. Böyle bir iyi yer açmalarını tercih ederim. Evet. Peki de burada günlük kaç saat çalışıyorsun sen? 9-9. 9-9? 9-9. Maşallah. Cumartesi, pazar da açıksın? Yok. Tatilimiz yok. Tatil yok. Tatil yok. İleriye dönük ne düşünmek istiyorsun? İleriye dönük kazandığım paralara hayırlı yerlere harcamayı düşünüyorum. Köprü yapmayı düşünüyorum. Evlenmeyenlere evlendirmek istiyorum. Gelesine bir ondan sonra yardım yapmak istiyorum. Gelesinin yolunu yapmayı düşünüyorum. Gelesindeki olan eksiklerini yapmak istiyorum. Ve siz dernek olaraktan sonuna kadar destek veriyorum.
ne diyeyim başka? Evet, biz şu an Sayın Recep Bey'den sözünü alıyoruz. Köyümüzde taş döşeniyor. Bu taşın inşallah büyük büyük bölümünün masrafını Recep Bey karşılayacak. Sormuyoruz. Biz onu sormuyoruz. Senin yapacağın katkıyı onu söyle. Elimde geldiği kadar destek veririm. Evet. Biz işin espri tarafını bırakalım. Evet, ciddi tarafını. Ciddi tarafını dönelim. Yetişmediği yerde ihtiyacınız oldu mu ne gerekiyorsa bana isteme yahut bana neyi çıkarttıysanız onu da ben karşılarım. Ben sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah işlerin daha da artar. Allah sana daha çok bol kazanç verir. Sağ ol. bizim duamız seninle beraber. Sağ ol. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Hakan Kebab'a.